Merhabalar hoş geldiniz. Beşiktaş gündemiyle karşınızdayız. Pazar günü Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek olan siyah beyazlarda Enkudu'nun sağ uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildi. Kamerunlu futbolcu Fenerbahçe derbisinde forma giyemiyor. Kulüpten yapılan açıklamada Kamerun milli takımı kampında sağ uyluk arka adalesinde ödem ve gerilme tespit edilen oyuncu derbide forma giyemiyor açıklaması yapıldı. Öte siyah beyazlarda derbe öncesinde Gezal'ın durumu da belli oldu. Sakatlığı sebebiyle bir aydır formadan uzak kalan Gezal'ın geri dönüş tarihi uzadı. Cezayirli futbolcunun Fenerbahçe derbisinde forma giyme ihtimali zora girdi. Sakatlığı sürekli nüksettiği için sahalara geri dönemeyen 30 yaşındaki futbolcunun antrenmanda yer almasına rağmen forma giyebilecek kadar hazır olmadığı bildirildi. lacivertler karşısında yine sağ kanatta Muleka'nın forma giyeceği de gelen bilgiler arasında. Karakartal'ın yıldızı Delalli Fenerbahçe maçında takımın en büyük kozu olacak. Tottenham forması giydiği dönemde 24 derbi maçında 8 gol 4 asist üreten İngiliz futbolcuya İsmail çok güveniyor. Derbide Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş'ta gözler Delalli'de. Fransız Hoca özellikle taktik çalışmalarda orta alanda İngiliz oyuncu ile topun sık sık buluşturulmasını istedi. Sakatlık sonrasında büyük çıkış yakalayan 26 yaşındaki oyuncu idmanlarda ortaya koyduğu performans ile de teknik heyetin yüzünü güldürdü. Beşiktaş kariyerinde iki maçta bir gol kaydeden Delalli, İngiltere Premier Lig'de Tottenham forması giydiği dönemde de kritik maçlarda göz doldurmuştu. Diğer yandan Frans Soca Fenerbahçe'nin savunma kurgusuyla ilgili özel planlar yapıyor. İsmail, rakiplerin tüm maçlarını tek tek izlerken özellikle Fenerbahçe'nin Avrupa'da Rennes ile oynadığı mücadelede Beşiktaş'ın hücum planları için önemli bir referans oluşturdu. O maçta Fenerbahçe savunmasının arkasına atılan topta iki benzer gol yenilmişti. Ofansif bir oyun tercihi olan Cesus savunmayı ileride tutup sıkı bir şekilde offside taktiği uyguluyor. Frans Hoca bu durumu avantaja çevirip rakibi zayıf yerinden vurmayı hedefliyor. Bu kapsamda kilit rol oluşturan birçok oyuncu var. Tecrübeli Hoca özellikle Muleka, Redmond ve Vegos'un savunmanın arkasına dikey ve paralel koşular yapmalarını istedi. İsmail Fenerbahçe savunmasının arkasına hızlı bir şekilde taşıyacağımız toplar bizi golle buluşturacak ifadelerini kullandı. Tüm hafta boyunca antrenmanlarda bu taktiği uygulamalı olarak çalıştıran hoca, rakibin pazar akşamı oynanacak derbide üçlü savunma ile sahaya çıkması halinde özellikle kanatları daha verimli kullanacağını düşünüyor. Evet arkadaşlar Beşiktaş gündeminin sonuna geldik. Bir sonraki gündemde görüşmek dileğiyle. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Thank you.